yaklaşım mı var? Bugün mesela Sinan Oga'nın da enteresan bir açıklaması vardı. Gördünüz mü? Mekanın sahibi geldi. Evet. Özgür Özel geri çekil falan diyor. Yani Ankara'da bu milliyetçi, ülkücü siyaset böyle bir yeniden bir gündeme geliyor. Bir yeniden dalgalanıyor. Yeni bir dengeler oluşuyor gibi bir şeyler oluyor galiba. Ben burada biraz şey gibi görüyorum. Yani Erdoğan'ın bu %51, 50 artı bir meselesinden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ve zaten bu sistemi değiştirmek istiyor ama bu sistemin değişmesini istemeyen tek bir kişi var. Kim? Devlet Bahçeli. Evet, o da yarın zaten evet. Salı konuşmasında alayına bu konuyu ikna edecek. Acaba şimdi devlet içerisinde, bürokrasi içerisinde de bir konsensus var. Yani MHP'li, milliyetçi bürokratlarla, AKP'li bürokratlar arasında. Sadece siyasi partilerde yok. Acaba bu rahatsızlığından dolayı Erdoğan başka bir ittifak mı arıyor? Elini güçlendirmek için. Meral Akşener o yüzden mi çağırdı? Ama Meral Akşener'in bir siyasi gücü kalmadı ki. Kaldı mı arkadaşlar? Akşener'in ben şöyle söyleyeyim. Bu arada sen Adnan Bekir'i söyleyince aklıma bir şey daha geldi Altılı Masa ve seçim döneminden. Can Selçuk'i İYİ Parti'ye de aslında yakın olduğunu bildiğimiz. Şu açıdan yakın. Yani sonuçta her araştırma şirketinin bir siyasi parti müşterisi vardı o dönemde. Ve Can da bildiğim kadarıyla İYİ Parti'ye de araştırmalar yapan İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye direktörüydü. O sandık çıkış anketinde şöyle bir sonuca ulaşmıştı. 1,5 milyon İYİ Parti seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğiyle ilgili bir bulguya ulaşmıştı. Yani demek ki İYİ Partililer aslında Kemal Bey'e oy ya istemediler ya isteyemediler, bir şey oldu yani sonuç olarak. O oylar İYİ Parti tarafından belki de Kemal Bey'e gitmiş olsaydı başka bir matematik ve denge oluşacaktı. Ama nasıl siyaset gidecekti? Ben orada bir sadece bir gün... Pardon, Ersin'in sözünü kestik, unutmayalım canım. Affedersin Ersin. Yani şimdi Meral Akşener masada şunu getirdi. Dedi ki İYİ Parti'nin oy oranı %15, İYİ Parti'nin oy oranı %20, %22'lere kadar çıktı. Özel Sencer'in araştırması, evet, Metropol'ü. Bu, yani tartışmalı bunlar, bir bulgu bana sorarsan. Zaten Altılı Masa liderleri de şunu söylüyordu. Meral Hanım her hafta farklı bir anketle geliyor diye. Şimdi bu %22'ye kadar çıkan bir anket ve sonrasında Meral Hanım'ın da çıktığı yayınlarda söylediği şey şuydu. İşte kazanacak aday var. Mansur Yavaş var. Ekrem İmamoğlu var. Dolayısıyla neden kazanacak adayla değiliz? Ve doğrusu ya şöyle bir algı oluşmuştu. Doğru. Tek başına mücadele ediyor. Bir kazanacak aday var. Neden? Ama bugüne geldiğimizde şunu görüyoruz. Bir altılı masada bir dağınıklık yaratmış durumda. Aynı zamanda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu durumdan habersiz olduğu ve yani gerekli konuşmaların da yapılmadığı da anlaşılıyor. Zaten Mansur Yavaş da herhangi bir şekilde kendisiyle görüşmediğini vesaire söylüyor. Yani net olarak da Meral Hanım orada çizdiği tabloda sanki her şeyi ayarlamış, bütün sistemi kurmuş gibi bir yaklaşımla göstermişti ve herkeste farklı bir algı oluşmuştu. Ama bugün tam tersi olduğunu görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu açısından da Mansur Yavaş açısından da herhangi bir netlik olmadığı, aslında bir anlamda isimlerinin kullanıldığı şeklinde olduğunu şu anda anlamış oluyoruz. İkisinde de bence öyle bir intiba oluştu. Mansur Bey bunu daha önce bence fark etti. Benim anladığım Sayın İmamoğlu da şu anda bir şüpheyle yaklaşıyor o dönemde olup biten her şey. Ersin? Ya şimdi ben güvensizlikten başlayayım. Bu kadar ekonomik sorunların olduğu ve göçmenlerin çok fazla olduğu, bu da bir güvensizlik yaratır. Bir ülkede hiçbir toplum belirsizliği sevmez. Hele ki deprem gibi bir afetle karşılaşmış toplum hiç sevmez. Akşener bir kere masadan kalkarak ve çok ağır ithamlarda, çok ağır söylemlerde, kumar masası gibi söylemlerle Kılıçdaroğlu'na geri döneceğini bile bile, bu arada Akşener bence geri döneceğini de biliyordu kalkarken ve İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını da biliyordu. Ki zaten daha sonrasında onların söylemlerine baktığımız zaman Akşener'in onlara karşı böyle bir talebin olmadığını da öğrenmiş olduk biz bir nevi. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için hazırlanan bir yoldu gibi geliyor. Şimdi bu fotoğrafa baktığımız zaman Akşener meclis kürsüsünden hesabını sormazsam namerdim diye Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı çok ağır ithamlarda bulunuyordu. Fakat bu fotoğrafta öyle bir şey yok. Akşener şu anda ben bir partisi olduğunu düşünmüyorum. İYİ Parti'yi falan da sosyal medya hesabından kaldırmış. Akşener'le birlikte hareket eden 5-6 kişi milletvekili var. Bu 5-6 milletvekilinin önümüzdeki bir ay içerisinde istifa edip AK Parti'ye geçme ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor.
Peki diyelim ki bu oldu, AK Parti'ye geçtiler bu milletvekilleri. Sadece anayasa referandumu diye bir şey olacaksa eğer, ya da bir çoğunluk 400 milletvekili. Orada 400 bir milletvekili doğrudan anayasayı değiştirmek için, halka götürmeden değiştirmek için gerekli. Evet, parlamenter çoğunluk yani. Evet, halka götürmek için ise, referanduma götürmek için ise 360 yetiyor. Ha, sen diyorsun ki 360'ı sağlayarak referanduma götürebilir anayasayı diyorsun. Evet, 360'ı burada sağlarsa referanduma... Sağlayayım. Ki ben Erdoğan'ın anayasa değişikliğinde 400'ü sağlasa dahi halka götüreceğini düşünüyorum. Yani o meşruiyeti sağladık biz demek için, ki her zaman bunu söylüyorlar ya, yüzde şu kadar oyla geçen bir sistem, yüzde bu kadar oyla seçilen bir cumhurbaşkanı, meşruiyeti sağlamak için ben her şekilde... götüreceğini düşünüyorum. Mesela ben bir arkadaşımla konuştum. Tesadüfen o gün Musavvat Dervişoğlu'yla birlikteymiş. Akşener'in. Aynı gün. Evet. Yani bu fotoğrafın verildiği gün. Bu fotoğrafın Ankara'da. Verildiği gün ve görüşmenin basına aynı gün düştü zaten. Görüşecekler. Fahrettin Altun'un açıklaması. Bugün evet. Saat 16'da bir araya gelecekler. Evet, aynı öyle. O gün birlikteymiş ve Musavvat Dervişoğlu'nun herkesle birlikte, yani Fahrettin Altun'un açıklamasıyla birlikte bu olaydan haberdar olduğunu söyledi. Onu biliyoruz yani, zaten. Evet. Ve aynı yani zamanda, İYİ Parti'nin haberi yok bu buluşmada. İYİ Parti'nin haberi yok ve aynı zamanda Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ne karşı da çok büyük bir öfkesi varmış. Öfkesinin nedeni de başta Ankara İl Başkanı olmak üzere. Eski Ankara İl Başkanı. Hem eski, şu anda yeni oldu. Akşener'in görevden aldığı eski il başkanlarını şu an Musavvat Dervişoğlu göreve getirmiş. Tekrar. Evet. Başta Ankara İl Başkanı olmak üzere. Böyle de bir öfkesi varmış Akşener'in. Bu fotoğraf sanırım biraz böyle okumak lazım ki hiç Akşener cephesinden de şöyle bir yalanlama gelmedi. Yani bir bakanlık teklif edilse ne söylersiniz? Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse ne söylersiniz? Diye sorular sorulduğunda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir şeklinde bir yalanlama gelmedi. Yani, şöyle geldi. Esma Beker üzerinden geldi. Özel kalem müdüresi. Bugün de hala Akşener'le beraber. Bir grup gazeteciyi aramış. Yani birkaç ismi aramış. Özellikle birkaç ismi. İşte Ece Üner'i aramış. Şaban Sevinci aramış. Bildiğim kadarıyla Esma'nın, ve onlara bilgi vermiş. Demiş ki asla oğluyla ilgili böyle bir büyükelçilik veya kendisiyle ilgili bir bakanlık ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu değil. Böyle bir talebi de olmadı hanımefendinin. Sadece bir siyasi yolculuğa çıkıyor. Özü başıma diyordu ya, özü başıma buymuş meğerse. Yani özü başıma, ben hakikaten tek başıma çıkıyorum bu yolculuğa demekmiş. Ben şeyi hissediyordum, İyi Parti ile gemileri yaktığını hissediyordum ama profil fotoğrafından kendi kurduğu İyi Parti'nin logosunu kaldırtacak kadar gemileri yaktığının açıkçası farkında değildim. Esra'cığım, Hasan'cığım, alayım o görüntüyü. Ex profili geliyor şimdi Sayın Akşener'in. Gördüğünüz üzere normalde şurada üst tarafta İyi Parti'nin güneş logosu vardı, artık yok. Ve kendi kurduğu parti olmasına rağmen, yani İyi Parti'yi kendisi kurdu Sayın Akşener ve öyle böyle zorluklarla falan da değil, yani çok büyük zorluklarla kurdu. Hatırla, tuttuğu o balo salonlarının elektriği kesiliyordu. Kurultay, seçime sokmuyorlardı. Seçime sokmuyorlardı. Kurultay salonuna giden yollara şeyler getirildi. İş makineleri, operatörler, dev kepçeler falan getirildi. İnsanlar o salonlara varamasınlar, o kurultaylarda oy kullanamasınlar diye. İş adamları yanında fotoğraf vermekten korkuyordu. Siyasetin finansmanında hiç kimse yanında yöresinde bir pozisyon alamadı. Bu kadar güçlüklerle kurduğu siyasi partiden... Bakın artık İyi Parti yok Meral Akşener'in hayatında. O kadar yok, o kadar yok ki İyi Parti'nin logosu yok, İyi Parti'nin herhangi bir ibaresi yok. Artık sadece Meral Akşener var, meralakşener.com.tr var. Yani neredeyse sanki böyle bir hani yeni bir kabine, bir teknokratlar hükümeti, bir başbakanlık sistemine geri dönerken bir başbakanlık yarışı. Çünkü hatırlayın, Halk TV'de kırılmanın olduğu çok önemli bir yayın vardı. Sayın Akşener Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'a röportaj verirken bir akşam canlı yayında, ben de o sırada o stüdyodaydım, dedi ki ben cumhurbaşkanı olmak istemiyorum dedi. Başbakan olacağım. Ne dedi? Başbakan. Ben başbakan olmak istiyorum dedi. Şimdi şu fotoğraf, şu yeni hal, acaba buna hizmet eden bir şey mi? Ama şöyle bir şey var. Başbakan olmak için bir siyasi tutmuş. Partiniz olacak ve birinci parti çıkacaksınız. Şart Cumhurbaşkanı acaba? Size o görevi verecek. Siz gidip hükümet kuracaksınız. Koalisyon olsa bile. Tek başınız olamadınız velev ki. Şimdi Akşener'in kurduğu İyi Parti, o anlattığımız 5-6 yıllık süreçteki İyi Parti bile
%10 en fazla aldığı o %10 ki bugün paramparça olma tehdidiyle karşı karşıya. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bence İyi Parti yakın zamanda mecliste grup bile kuramayabilir. Çünkü sadece Akşener'i konuşuyoruz ama bir de Koray Aydın var. Ha tabii bir de Koray Aydın var. Hareket eden doğru. Çok fazla milletvekili var. Koray Aydın'ın şu anda genel merkezde arasının bozuk olduğunu biliyoruz. Onlar Koray Aydın onları koparırsa, Akşener bir kesimi koparırsa ki İyi Parti'nin içerisinde Ege'de seküler milliyetçi olan milletvekilleri var. Bu milletvekillerinin de CHP'ye sıcak baktığını biliyoruz ki keza Antalya milletvekili geçen hafta CHP'ye katıldı. Evet. İyi Parti. Bu haftada bunun gibi yarın biliyorsun grup konuşması var Sayın Özgür Özel'in. Yarın aynı zamanda 18 yıl sonra ilk defa Erdoğan bir CHP genel merkezini ziyarete gidecek. Önemli bir gün yani yarın. O grup konuşmasında yine Özgür Özel birilerinin yakasına yani bir İyi Partili'nin yakasına yine bir rozet takabilir. Sabah istifa ederler. Öğlen saat 1'de galiba değil mi grup konuşması? 12.30 ya da 1'de Özgür Özel'e. 1.30'da o konuşma sırasında tekrar CHP'ye geçebilirler. Bunlar yani konuşuluyor. İyi Parti böyle bir tehlikeyle de karşı karşıya şu üçe anda. Bölünebilir yani. Kendi üçe bölünebilir. Üçe bölünebilir. Musaat Dervişoğlu bugün bir açıklama yaptı. Bir kez daha hatırlatalım Musaat Dervişoğlu. Deniliyordu ki Akşener'in desteklediği genel başkan adayı İyi Parti'de ve o seçildi gerçekten de Tolga Akalın da